Bırakın beni! Bırakın! Allah hepinizin belasını versin! Bırakın! Bırakın! Allah kahretsin sizi! Kahretsin sizi! Bırakın! Bırakın! Öldüreceğim seni! Gördüğünüz hastalığın açık bir belirtisiydi. Hastalığın sebebi ise beynin elektrokimyasal faaliyetinin bozukluğundan ileri geliyor. Kızınızın beyninin üst kısmında bir bozukluk var. Gördüğü hayaller de bu hastalığın bir neticesi. Mesela yatak sallanması gibi. Hayır doktor, hayır! Yatağın sallanması bir hayal değil. Bütün yatak kızımla birlikte sallanıyordu. Hanımefendi, yatak sallanması diye bir şey yok. Evvela beyni tam bir muayene edip bozukluğun şeklini tespit edelim ve beynindeki yarayı temizleyelim. Hayret, röntgenlerde bir şey gözükmüyor. Bir seri daha röntgen çekmek ister misiniz? Hayır, gereği yok. Fakat küçük kızı bir kere daha görmek isterim. Alo, evet. Evet, ben Doktor Kasım. Şimdi geliyorum. Gül çok kötüleşti doktor. Periyodik bir spazm mı geldi? Ne spazmı doktor? Bu çocuğa başka bir şeyler oluyor. Anne! Anne! Tut beni anne! Anne tut! Anneciğim tut beni! Tut! 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 Duramıyorum! Anne! Dur dur! Dur dur beni anne! 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 Anneciğim! Anne! Anne! Anneciğim! Anne! Anne dur dur! Dur dur beni anne! Duramıyorum! Duramıyorum! Dur dur! Nasıl doktorlar geldi? Her şey geçecek! Tut! Tut beni anne! Tut! Tut! Çek ulan elini pis herif! Ah!
Doktor, kızıma ne oluyor söyler misiniz bana? Nedir bu hal? Psikolojik bazı etkenler hep bir araya gelmiş. Bu etkenler sonucu çocuğun şahsiyetinde bir değişme oluyor. Bu psikolojik değişme psikofizik halinde dışarıya vuruyor. Doktor, ben bu tıbbi terimlerden anlamıyorum. Yani netice nesi var kızımın? Ben hala beynin üst kısmında bir araz olduğu kanaatindeyim. Doktor, bir beynin üst kısmıdır tutturmuşsunuz, başka bir şey söylediğiniz yok. Çocuğu yukarıda görmediniz mi? Sesini duymadınız mı? Sanki içinde ikinci bir insan varmış gibi haykırıyordu. Bunu da anlamadınız mı? Allah'ım, nedir bu başımıza gelenler? Hanımefendi, şimdiye kadar tıpta çok az çifte şahsiyet olayı görülmüştür. Bu vakaların temelinde psikopatolojik arazlar vardır. Ben bu işi daha müspet taraftan almak istiyorum. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Eğer izin verirseniz omurilikte de bir araştırma yapacağız. Bu araştırmadan menfi netice çıksa bile, hiç olmazsa o zaman başka ihtimalleri göz önüne alırız. Tabii bu arada bir şok tedavisini de unutmamak lazım. Şok tedavisi mi? Omurilik testlerinin neticesi menfi. Maalesef hastalığın sebebini bulamadık. Şok tedavisi de bir netice vermedi. Peki şimdi ne yapacağız? Zannedersem artık işi psikolojik yönden etüt etmenin zamanı geldi. Hastamızı bir psikoloğa göstereceğiz.